normal doğum olması gereken doğum şeklidir. Ve binlerce yıldır bütün kadınlar normal doğumla çocuklarını dünyaya getirmiştir. Ancak bazı durumlarda annenin ya da bebeğin sağlık problemi olduğunda sezaryen tercih edilmesi gereken bir doğum şekli olabilir. Burada 3 ana unsur vardır. Bebekle alakalı olanlar. İri bir bebeğiniz olabilir. Baş çevresi annenin kemik yapısına göre oldukça büyük olabilir ve doğum kanalından geçmeye engel olabilir. Veya bebeğiniz ters oturabilir, makadıyla ya da ayaklarıyla gelebilir, yan durabilir ya da yüzüyle doğum kanalına girmeye çalışabilir. Bu durumda bebeğin çapı çok genişlemiş olduğu için annenin doğum kanalından geçemez ve sezaryen tercih edilmelidir. Yine plasenta ile ilgili, yani bebeğin eşiyle ilgili olan problemler de sezaryen tercih edilebilir. Örneğin plasenta rahim ağzını kapatacak şekilde bebeğin geçişini engelleyebilir. Ya da zamanından önce ayrılarak kanamaya yol açabilir. Bu tip durumlarda acil sezaryen gerekli olabilir. Yine anne ile ilgili olabilecek bazı durumlar da olabilir. Annenin kemik çatısı, doğuştan kalça çıkığı ya da daha önce geçirilmiş olan bir kaza, aynı zamanda annenin genital bölgesinde aktif bir enfeksiyon varlığında, özellikle uçuk gibi ya da human papilloma virüsün yaptığı sihirler gibi bebeğe de doğum kanalından bulaşabilecek bir hastalık varlığında sezaryen yapılabilir. Annenin ağır bir kalp hastalığı varsa ya da önemli bir bel fıtığı var, bunun için tedavi görmüşse, ıkınması sakıncalı görülüyorsa ya da annenin yine yüksek tansiyonu var, kontrol altına alınamıyor ve ıkınması anne açısından sorun yaratacaksa normal doğum tercih edilmeyip sezaryen yapılabilir. Sağlık açısından gerekli olduğu durumlarda sezaryen acil bir çıkış kapısıdır.